Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Farklı bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıra boyunca ilk sırada ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde iki sırayı tamamlıyoruz. Sonra arka tarafta modelimiz için ön hazırlığa başlıyoruz. Ön sırada tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin üçüncü sırası. Önce burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamındaki ilk ilmeği ters örüyorum. İlk ilmeği ters ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bu artırdığım ilmeği ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bu defa ipimi iki defa kullanıyorum. İki defa şişime doladım. Bunu ilmek olarak kullanmam gerekiyor. Bu sıraya dikkat etmelisiniz. Her defasında bir ilmek ters, bir ilmek doluyoruz. İkinci ilmeği ters ördükten sonra iki kez ipimizi doluyoruz. Tekrar bir ilmek ters, bir ilmek doluyoruz. İkinci ilmeği ters örüp bu defa ipimizi iki defa doluyoruz. Örgümüzün arka tarafında sıra boyunca bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Bir ilmek ters, bir ilmek dolayarak artırıyorum. İkinci ilmeği ters örüp bu defa iki ilmek dolayarak artırıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek artırdım. İkinci ilmeği ters ördüm, iki ilmek artırdım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Şimdi modelimiz ön tarafındayım. Burası dördüncü sıra. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi başta çift doladığım ilmek var. Hemen bakın arkadan giriyorum. Çift doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Boyunu uzatıyorum. Diğer şişimi alıyorum. Sonraki ilmeğimi aktardım. Aradaki tek dolayarak artırdığım ilmeği serbest bıraktım. Ve oluşan iki ilmeğimi şişime aldım. Bu üç ilmeği düz örerek topladım. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Şimdi ikinci modele geçtim. Çift doladığım ilmeği arkadan giriyorum. Serbest bırakıyorum. Ve diğer şişime aktarıyorum. Tek ilmek olarak aktarıyorum. Bunu ilmek olarak kullanıyoruz çift doladığımız ilmeği. İki ilmeğin arasındaki tek doladığım ilmeği serbest bıraktım. İlmeklerin boyunu uzattım. Şişime ilmeklerimi geri aldım. Üç ilmeği düz örerek topluyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Her defasında çift doladığımız ilmeği serbest bırakıyoruz ve tek ilmek olarak kullanıyoruz. Diğer şişe aktarıyoruz. İki ilmeğin arasındaki tek doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. İlmeklerin boyunu uzatıyorum ve ilmeklerimi diğer şişime geri aktarıyorum. Üç ilmek olarak birlikte düz örüyorum. Ve sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Burada modelimiz iki ilmeğin katları. Fakat biz çift dolayarak artırdığımız ilmeği serbest bırakıyoruz. Ve tek ilmek olarak bunu kullanıyoruz. Bu yüzden sonraki iki ilmeğin arasındaki doladığımız ilmeği serbest bırakıyoruz. Ve üç ilmek olarak bu ilmekleri düz örerek topluyoruz. Sonrasında eksilen ilmeğin yerine bir tane artırma yapıyoruz.
3 ilmeği birlikte düz ördüm. 1 ilmek artırdım. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Modelimizin yapımı bu kadar. Şimdi bundan sonrasında örgünün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi ikinci modele geçtim. Arka taraftayım ve tüm ilmeklerimi hemen hızlıca ters olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Bu defa bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde her defasında arka tarafta ilmekleri ters, ön tarafta düz şeklinde iki sıra örüyoruz. Biraz hızlıca geçiyorum bu kısmı. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek artırıyorum. İkinci ilmeği ters örüp bu defa iki ilmek dolayarak artırıyorum. Sıra boyunca bir ilmek ters, bir ilmek artırıyoruz. İkinci ilmeği ters ördükten sonra iki defa dolayarak artırıyoruz. Bu şekilde sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Çift doladığım ilmeği arkadan giriyorum. Serbest bırakıyorum. Tek ilmek olarak diğer şişimi aktarıyorum. İki ilmeğin arasındaki doladığım ilmeği de serbest bıraktım. Ve sonrasında 3 ilmeği düz örerek topladım. Bir tane ilmek artırıyorum. Burada çift doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Ve bir tane ilmek oluşturacak şekilde şişime aktarıyorum. İki ilmeğin arasındaki artırdığım ilmeği serbest bırakıyorum. Ve başta çift doladığım ilmeği de ilave ediyorum bu iki ilmeğe. 3 ilmek olarak düz örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Hemen sonrasında bir ilmek artırıyorum. Eksilen ilmek sayısını böylece dengelemiş oluyorum. Tekrar 2 ilmeğin katlarına ulaşmış oluyorum. Yapım çok kolay. Fakat burada çift doladığım ilmeği serbest bırakıp ilmek haline getirdiğim bölümü vurgulamak istedim. Modelimize şeklini veren bölüm burası. Her defasında 3 ilmeği birlikte düz örerek topladıktan sonra 1 ilmek artırma yapıyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı bitiriyoruz. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Küçük bir parçada modelimi çalıştım. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Gördüğünüz gibi ilerlediği takdirde böyle ajurlu, farklı bir görünüme sahip bir örgü modeli oldu. Burası da örgümün arka tarafı. Her türlü bayan örgüsünde kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.